Selam arkadaşlar. Tekrar güzel bir video ile karşınızdayız. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerinize, üzerimize olsun inşallah. Bu gördüğünüz resimler kardeşlerim Kars'ın tabyalarında, eski askeri bölgelerinde, yerin altında, dağın içinde oyulmuş cephanelikler, depolar, mühimmat yerleri olan yerlerde çekilmiş. Yani oradan bir yerli kardeşimizin ön ayak olduğu bir araştırmacıya buraları gezdirirken, gösterirken, onlara yol gösterirken karanlık olan bölgelerde özellikle bu çekim yapan belgeselci ara ara fotoğrafını, o alanın büyüklüğünü çekme adına fotoğraf çekiyor. Fotoğraflar çektiğinde uzakta gözüküyor. Tabii onlar göremediler. Uzakta görünenlerin içinde bir tane şehit, şu an ekranda görünen şehit olarak gördüğümüz bu kişi şehit. Çünkü şehitler ölmez, diridir. Bu görülen ise dişi şeytan, cin. Karanlık bölgede, uzakta, karanlığı onların göremeyeceği yerde. Hatta bunların yanında ilerleyip geçtiklerinde acayip bir ses çıkarıyorlar. O ses belgesel videosuna da yansıyor ama onlar farkında değil. Ben onlara sesleri alıp kullanmak istemedim. Sadece ekrana daha yakın, daha net görebilmeniz için ekranı büyüttüm, fotoğrafları büyüttüm. Daha net görüp anlatabilme adına. Normalin de resimlere baktığımızda onları görmeniz, onları anlamanız çok zor arkadaşlar. İşte bu kardeşimiz Karslı, oranın yerlisi, belgeselciye her tarafı anlatıyor. Özellikle bu resmi koydum ki başka yerden alıntı olmadığını sanmayın. Orijinal resimler, isteyenlere bunların belgesel videolarını da atabilirim. Oradan da bakabilirsiniz kardeşlerim. Gerçi baksanız da görebilir misiniz onu bilemiyorum. Bu da işte erkek cin kardeşlerim. Bu da uzakta saldırıya geçecek pozisyonda duruyor. Olası bir şey de işte dediğimiz gibi korkutma vesaire gibi durumları çıkararaktan, ürperti sararaktan oraya girenleri uzaklaştırma. Çünkü kendi yerleri olduğu için uzaklaştırma, rahatsız oldukları için onları oradan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Görüyorsunuz görselde bir şehit, bir dişi cin, bir de erkek cin var. Bunları görebiliriz. Genelde de dediğimiz gibi cinler karanlık bölgelerde, tünellerde, mağaralarda ve geceleri özellikle çıkarlar. Bu resimde görüyorsunuz arkada sol köşede ekranın sol ilerisinde yaklaştırdığım şekilde görüyorsunuz kardeşlerim. Çünkü yaklaştırmadan daha net görmemiz, anlamamız zor bu işte. Biz de Rabbimizin lütfu ve ihsanıyla acizane gördük, fark ettik. Tabii o belgeseli çeken arkadaşımız güzel bir hizmet yapmış Kars adına, tanıtım adına. Ama dediğim gibi bu görselleri biz bu şekilde çekmiş. Biz gördük onu hamdolsun. Gördüğümüz için de sizlerle paylaştık. Sizlerin de görebilmesi için en iyi şekilde yakınlaştırdık. Farklı fonlarda, filtrelerden geçirerekten anlayabilmeniz adına bu şekilde bir video hazırlamış olduk. Rabbim dediğim gibi ilmimizi, irfanımızı arttırsın. Sizlerin de kardeşlerim hakikati görmeyi, anlamayı, idrak edebilmeyi bizlere nasip etsin. İnşallah dediğim gibi kardeşlerim hani bakıp da görmek var. Görüp de anlayabilmek var. Her okuduğunuzu, herkes okuduğunu anlayamaz. Okuduğunu anlama, idrak edebilme, anlatabilme önemli. Bunları Allah'tan isteyeceğiz, Allah verecek. Allah'ın vermediği hiçbir şey hiç kimse de alamaz, veremez kardeşlerim. Her şey Allah'ın takdiriyle olanlardır. Dediğimiz gibi belki de tüm zamanların en yakın, en gerçekçi, orijinal resimlerini kardeşlerim sizlerle ilk kez dünyada biz paylaşmış oluyoruz. Dediğim gibi kardeşlerim bu kadar net başka yerde çekebilmek zor. İnternette, YouTube'da, TikTok'ta da bakabilirsiniz. Bu erkeğe benzeyen resimler var ama yine dediğim gibi bu kadar yakın net olmayanlar daha çok. Bizim dediğim gibi kardeşlerim bu işte hayırlara vesile olduğumuzu düşünüyoruz. Rabbim inşallah utandırmasın. Güzel bir yakalama oldu Rabbimizin lütfu ihsanıyla. İnşallah dediğim gibi kardeşlerim sizlere de hayırlara da vesile olduğumu düşünüyorum. Sizlerin de görüş, öneri,
fikirlerinizi yorumlarda da belirtebilirsiniz. Bunlar orijinal resimlerdir kardeşlerim. Dediğim gibi bu videoların linklerini de atabilirim. Orada tamamını izlerken arada çekim yapıyor. Bir fotoğraf çekeyim diyor bu karanlık bölgeyi. Çekerken bunlar yakalanmış oluyor ama görülmüyor. Uzak çekim yaptığı için karanlığın uzağında. Biz inşallah bunu görebildik. Dediğim gibi kardeşlerim, inşallah hayırlara vesile olmuşuzdur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Rabbimize emanet olunuz.